Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yeni bir League of Legends videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde metanın en güçlü ormancılarından bir tanesi olan Xin Zhao oynuyoruz. Artık bu Xin Zhao diye mi okunuyor bilmiyorum ama Türkçesini okuyalım, Türkçe mealini söyleyelim. Xin Zhao oynuyoruz. Zaten bunu da anlamayan varsa her neyse. Evet, şimdi arkadaşlar, ben hangi rünleri girdim? Sizlere ilk olarak onu söyleyeyim. Bu rünleri kullanırsanız zaten anlayacaksınız. Bu char tam bir efsane. Parçalayıcı, böyle düşmanın içinden geçen bir hal almış. Rünleri de aynı yaptınız mı var ya, tıkladın mı kesiyor. O halde yani, o halde bir şampiyon. Ben size stratejilerini falan da anlatacağım oyun içinde. Bu bölüm bir tık öğretici olacak. Umarım takım arkadaşlarımın analarıyla münasebet içine girmek zorunda kalmam. Efendi efendi anlatırım. Bak şimdi orospu çocuğu, ben küfür etmeyeyim diyorum da oradan koridora gidiyor. Kardeş kusura bakmayın, bilmem ne yazmak yok. Şaka şaka. Adam koridorda minyon kaybedecek. O kadar da değiliz ya. Biz de oynadık top lane. Bu arada Lumba uyanmış. Yemek ver lan bana diyor. Ayağıma tırmanıyor yıkık. Ona bir... Ulan şöyle eşek Lumba. Tırnağımın arasına sokma bandağını. Şunu bir şey yapalım. Ulan ne kadar güzel bir hayvan ya. Valla çok tatlı bir hayvan, biliyor musunuz? Karnı acıktığında buraya geliyor. Ayağımın üstüne geliyor böyle. Yanıma geliyor. Bana yemek ver diyor. Çok güzel. Dinozor gibi ya. Vallahi dinozor soyundan kalma böyle nadir hayvanlardan. Ben böyle o kertenkele türlerini o yüzden seviyorum. Çok asil duruyorlar, biliyor musunuz? Şimdi yakında editli videolar yapmayı düşünüyorum. Gerçekten çok sağlam. Edit işleriyle uğraşabilecek, tasarım yapabilecek. Tabi bunları ücret mukayyetinde şu anları yapabilecek gücüm yok. Hani beraber benimle vakit geçirdiğinden mutlu olabilecek, bununla yetinebilecek arkadaşlar için söylüyorum. Dediğim gibi şey olacak olursa Discord'da bir ekip kurmayı planlıyorum arkadaşlar. Discord'a gelirseniz bol bol konuşuruz, sohbet ederiz, beraber içerik üretiriz. İyi olur. Ayrıca hani sadece video edit de değil, hani bunu Photoshop üzerinde bir şeyler yapabilen arkadaşlar da güzel olacaktır. Hani ileride olacak olursa birileri sorar, iş imkanınız olur. Hani belki buradan birileri size iş yaptırır, belki kendi reklamınızı yaparsınız, videolarımı eklerim sizi. Yani her türlü desteği sizin bana sundunuz, ben de sizlere elimden geldiğince sunarım. Ama bu destek finansal yönde olmayabilir. Bak şimdi, izle. Bak izle chat. İzliyor musun? Nasıl ölecek? Küçük bir hatamız oldu. Ben orada bir bok yedim. Şeyden kaynaklı o bok da. Neydi biliyor musunuz? Ben çarpım var zannediyordum. Şuradaki totemi görünce çarpı buraya attım. Dedim şuna çarp atarım falan. Bir şekil şükül bir şey yaparız. Orada bir benim hatam oldu. Ya konuşurken oyun oynamak zor ya. Bir de burnum kaşındı. Bir de Lumba ayağıma şey yapmıştı. Bahaneler bahaneler. Evet. Oo, bizim orta koridorda kalmış. Lan şöyle orta koridor oyuncumuz oldu da ben mi küfür ettim ya? Adama baksana ne kadar güzel. Biraz önce takım savaşı oldu orada. Hemen geldi altıda, üstü de, berisi de, gerisi de. Amına koyayım. Sen buraya ne ara geldin, ne ara kestin bunu ya? Lumba alttan masaya kelkiniyor amına koyayım. Gene sövdük. Ya küfür etmeyeceğim diyorum da ağzımın ayarını... Bak açıldı bak. Ya anasını sikeyim. Onların base'den gelecek zamanı tutmuş. Lumba amına koyacağım senin ama yeter. Şöyle eşek. Ayağımın altına mayın koymuş. Oğlum sıçacağım diye mi buraya geldin sen? Lan ne piç adamsın ya. Yazıklar olsun sana verdiğim marullara. Puh. Ben de diyorum ayağımın altına ne yapıyor bu? Ay ay bok. Ayağım ıslak ıslak oldu diyorum ben de ya. Oğlum nasıl bir takıma denk geldik herif? Ejderha çalıyor. Allah Allah.
Puh, kokusu buraya kadar geldi. Cizre'ye çevirmiş masamın altını mayın tarlası. Şu gideyim de birazcık orman kampı döneyim. Tüm dikkatimiz sikildi sabah sabah ya. Ulan hava buz gibi bu arkadaş. Buz devrine döndü bu oda iyice ya. Lumba yapacağın işi sikeyim kardeş. Vallahi destek rolü değil köstek rolü senin seçtiğine. İnsan der ulan bu adam bana marul veriyor. Bu adam bana böyle salatalık kesiyor veriyor der yani. Bir gelip sıçmayayım der yani oyunun ortasında. Ayıp ya. Lan LoL'dekiler bitti sen başladın kardeşim ya. Tövbeler olsun sana. Yazık kafana. Ayağımın altı vıcık vıcık ya. Tövbeler tövbesi. Evet. Şimdi şu alt koridora bir genkimiz yok mu? Var. Babacım oradan bir bize bir lantern salla bakayım. Bir lantern salla. Onun donunu sıyırayım hadi. Şuraya gidin. Şuraya gidin. Ben şöyle geleceğim. Burada minyon var mı bakalım. Minyonlar bana doğru doğrulursa burada ward vardır. Yok burada ward mart yok. Zart diye gireceğim. Ward yoksa zart diye giriş var. Şimdi şuraya kafamıza bir... Bak izle chat. Önce W tutturuyorsunuz sonra eğlen istediğiniz mesafeye uçabiliyorsunuz. Hayır. Çok iyi ya. Şu W yeteneğini tutturduğunuz rakibe ne kadar mesafede olursa olsun E ile uçabiliyorsunuz diye biliyorum. Üzerinde o sembol varken. O ne lan? Sokakta köpekler. O ne amına koyayım? Ne yaptın sen öyle? O neymiş öyle? Çok iyi. O var ya sıradan bizi düdükler. 6 level olmuş. Helal lan. Helal lan sana. Heal attı. Şu da ignite attı. Adamsınız lan siz. Size var ya kuluk kuluk kuluk. Lan böyle takımlar niye her zaman gelmiyor ya? Vallahi arkadaşlar. Şimdi bak şimdi chat. İyi izle. Bunun item build'ine. Bak buraya gizlemişler bak. Bunu alacaksın. Şuna çıkacaksın. Bak izle. Ayakkabı bir tane de şundan. Şimdi bir orman kampı dönmeye başlıyorsunuz. Hıdıdı 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 hıdı. Böyle bak izle. Sabah sabah evde yiyecek bir şey yok. Dövme pilavı buldum. İki kaşık aldım. Boğazımın içini şey etti ya. Yoğurt da vardı aslında. Yesem olurdu da. Ya işte öyle. Bu aralar bağışlar mağışlar zaten az geliyor. Destek verenimiz yok. Ondan fazla şey yapamıyoruz. Kardeşim sen neye kel... Lan arkadaş bu kaplumbağa Mart ayında mıyız? Vallahi Mart ayı geldi kaplumbağa her tarafa dayıyor ya. Ona kodum. Komando gibi ya. Ya düz duvar anası tırmanıyor bu hayvan. Arkadaş size göstermek istiyorum şuna bir bakın ya. Yani bak normalde hiçbir videomda şu kameranın yerini oynatmam. Tamam mı? Hiçbir videomda bu şu... Dur ulan. Bekleyin lan. Dur lan chat. Şuna bir bakar mısınız? Şu göt contasını görüyor musunuz? Bak bak. Biraz önce şuraya tırmandı. Şuraya. Şuraya kadar tırmandı. Evin yıkıklığını da görmüş oldunuz böylelikle. Evet. Her şey her yerde. Oğlum bekar ev anca bu kadar olur. Bakmayın o kadar. Ne bileyim ya izleyicilerimle içli dışlı olmak, onlarla sohbet edip vakit geçirmek, onlara karşı dürüst olmak hoşuma gidiyor ya. Sizlerin attığı her Instagram mesajına cevap veriyorum bu yüzden biliyor musunuz? Her elimden geldiğince yayınlarda yazdığınız her yazıya, Instagram yayınları dahil, mesajlarınıza, Discord mesajlarınıza, YouTube yorumlarına birazcık veremiyorum mesaj ama cevap veremiyorum mesajlarınıza ama elimden geldiğince her türlü canlı iletişim yerinden yazıyorum yani.
Ya sizleri seviyorum ben ya. Vallahi arkadaşlar bu kadar yıl Twitch'te canlı yayın yaptım. Böyle güzel bir komünitim olmadı beni destekleyen. O yüzden hani bunun özlemiyle uzun süre yayın yapmışım. Bu izleyici kitlesine asla ulaşamamışım. Sizlerle hani burada vakit geçiriyor olmak, sizlerle hani ne bileyim, bakıyorum şöyle gün içinde insanlar yorum ne yazmış, insanlar yine desteklemiş videolarımı falan. Bir sonraki güne çok güzel moral oluyor yaptıklarınız. Yani çok hoşuma gidiyor ya. Gerçekten diyorum. Sabah uyanıyorum, ilk işim hadi izleyicilerle birazcık hani bir vakit geçirmeye bir video çek. Yani sabahleyin bunu bir iş oldu. Hadi kalk ya, şimdi kim video çekecek demiyorum. Kalkar kalkmaz ulan günümün en güzel vaktini, kafamın en rahat halini onlarla paylaşayım diyorum. Yani bir fark var ya. Önceden yayına girerdim, yüzüm asık, belki eski izleyicilerim bilir. Yani hep aynı kişiler, hiçbir gram ilerleme yok. Sürekli yayın kanalımı ebüzleyen insanlar böyle, sürekli sataşan insanlar. Her gün moralimiz bozuk. Ama burada öyle değil. Burada yani mutluyum ya. Valla. Ya bu YouTube benim hayatımda hani yıllardır özlemini çektiğim o güzel şeyleri bana verdi ya. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Bu arada verdiğim emeğin karşılığı bu mu bilmiyorum ama gerçekten çok fazla destekliyorsunuz arkadaşlar. 3000 aboneyi falan geçtik gitti bile ya. Yani çok iyi hissediyorum inanın ya. O adam seni keser. Oh, Caitlyn'de kaldı double buff. Yok lan, sadece red buff varmış. O da çok güzel olur. Şeyini almış, itemini almış. Kritiğini ondan kesti bizi. Bizde kritik yoktu. Şimdi bu item build'ini arkadaşlar, şu Ninja Tabisse önceki adı olan zırhlı şey mi? Şimdi zırh kaplı bot herhalde. O. Mutluyum lan. O edit yaptığınız birkaç editi gördüm. Bir ara yapılan editlere verilen tepkim diye şey olacak. Şu anda YouTube kanalım haricinde arkadaşlar bir başka kanalda ben şey yapılmasına izin vermememin sebebi şu. Videolarımın paylaşılmasına falan. Arkadaşlar şimdi izleyici kitlesinin bölünmesi gibi bir şey söz konusu. Ben bunu istemiyorum. Benim paylaştığım videoların haricinde önceki videolarıma yönelik videolar olursa telif atıyorum. Onları kaldırtıyorum. Yani haberiniz olsun. Atmayın, telif yersiniz, ihtar yersiniz. Çünkü gerçekten uğraşıyorum bu konularla. Bu videoda böyle yani oyun anlatacaktım ben size. Ne oldu? Bok oldu. Lumba ayağımıza sıçtı. Sus lan dedi. Kafamızı ütüleme dedi. Ayağım hala bokla. Çok kötü. Kaplumbağanız mı var? Derdiniz var. Değil ya. Kaplumbağa da cidden o kadar şey yok ya. Hayvan bir şey yiyor. Bir marul yiyor lan. Ne bir de bokunu temizliyorsun. Ne başka hiçbir şey yok. Gidiyor yatıyor uyuyor ya. O kadar usul güzel bir hayvan ki. Yani bilmiyorum. Güzel hayvan ya. Oraya kaç tane vardı attınız amına koyayım. Şuraya da bir bakalım. Bir ward temizliği yapak şuraya ya. Dur bakalım. Şu ormana bir girelim. Var mı bir şeyler? Yok. Bizim orman gidiktir muhtemelen. Lan bırak amına kodumun kulesi, yok ettin beni. O ne ananın amı, o ne? Orayı ne yaptılar? Bırak oğlum 15. dakikada açsınlar inhibitörü. Ebesinin amını görsünler. Bırak açsın, bırak. Bırak açsın, bırak. Bırak açsınlar inhibitörü. Kuleye sürekli ittirsin. Aklını siktiklerim. Birazdan ya olacakları görürler. Scale olur, farma yatarım orada.
Güzel. Buff'ları aktardık. İyi olur. Şunu geliştir. Yapıştır. Direkt şunu alıyoruz. Geldi gene ayağımın altına uyudu ya. Bana diyor yemek ver diyor. Yiyeceğim bir gırık marul. Onu benden esirgeme diyor. Ne kadar güzel hayvansın sen ya. Seni ben çok seviyorum seni. Ayağıma sıçsa da çok seviyorum ben bunu. Şimdi bir tipe bakar mısınız ya? Şirin tipe bakar mısınız? Kafasının altını normalde ellesem çektirir elini. Bak. Alışmış. Canımız da olacak pasifimizden kaynaklı. Şimdi bak 20. dakikadan önce neden inhibitör açılmaz arkadaşlar? Atlı çalışmayı izleyeceksiniz top lane'de. Bak o adam ne olacak orada? Exit öne geçecek birazdan. Sonra ne olacak? O inhibitör kapanacak. Sonra ne olacak? Adam farm yapmak istediği zaman şuraya gelecek. Biz keseceğiz. Anladınız mı? Baron yok. Bir bok yok. Sen 20. dakikadan önce inhibitör açarsan yapacağın görev yok. Ne bokuma kullanacaksın onu? Anladınız mı? Bak çar açıldı. Çar açıldı da keşke takip edeydi. Neyse sıkıntı yok. Birazdan daha da açılacak. Birazdan kahvaltısını vereyim de yemeğini yesin. Zerat'ımız iyi oynuyor bu arada. Ellerine sağlık adamın ya. Niye oraya kadar o adam kovalamaya çalıştı Thresh? Thresh yanlış yaptı ya. Bir bardak sıcak çayımızı da alamadık ki ya. Kafamız çalışmıyor. Şimdi bak. Bak top lane'de izle abi. Kaç level? Bu kaç level? Bu adam ne olmuştu koridorda? Geri düşmüştü ya. Anladınız mı şimdi? Neden inhibitör açılmıyor? Bak 20. dakika oldu inhibitör geri kapanıyor. İşte oyun bilmezseniz böyle olur. Öyle inhibitör açtım oyun bitsin değil. Bu oyunun bir ısınma, bir pişme süresi var. Hamuru zart diye ağzına sokuyor musun sen? Deve misin sen? Çarpı da attım da herifi attı çarpı.
Vallahi bayağı uğraştım ama ölmediler. Aha öldü biri. O neye öldü lan? Ne? Gel baron gel. Çar açılıyor. Yalnız çarpımı attım malım ben. Ama atmasam belki de ölmezdi. Ben ölürdüm şu anda. Yani. Neyse. 4 ejderhadan kazanacağız desene. Şunu alalım. Arkadaşlar 3 eşyaya ihtiyacınız var bu çarda. Mahvolmuş, Kraken, bir de Guinsoo. Aldınız mı var ya, bitiriyor ya. Bitiriyor, çar yok ediyor. Bir de şu rün gerekiyor size. Rünlerden. Şunu gireceksiniz. Lethal Tempo. Ayağımın altı iyice böyle hafif cıvık patates püresi gibi oldu ya. Ay. Lan. Siktir atamam. Bu ne böyle? Ulan ölümü duvarların içine gömdüler. Puh. Ultisini atmamış mı mazhar halen? Ben atmıştır diye girdim ya. Doğru, takım savaşı yapmadık ki. İşte sabah. Sabah sabah kafamız şey olmuyor. Bunu herhalde şu ana kadarki hiçbir videomda görmemişsinizdir. Benim hatamı yazdığımı. Ha böyle oynadılar da yazmadık mı amına koyayım? Böyle güzel güzel desteklediler de yazmadık mı? Son bir eşya kaldı arkadaşlar. Bunu da aldıktan sonra bu çar... O ne lan? Onu alabiliyormuşum. Bu neymiş? Rage Knife. Ne işe yaradığını... Ha benim kritik vuruşlarımı şeye çeviriyormuş bu. 35 fizikal damage çeviriyormuş. İyi. Ya her üçüncü saldırım benim o zaman kritik yerine onu mu vuracak? Tamam. 35 fazla vuracak. İyi, vurduğumuz damage'in adı belli olacak desene. Şu Viego denen göt çontasını öldürün önce. Baba ne yapıyorsun? Süpermen gibi yetişiyorum amına koyayım. ADC'mizi öldüreceklerini görünce. Ölüyorum ben. Bir tane vurdurmadı bana. Vursun. Niye vurmadınız chat? Bunlar ne yapıyor chat? Zerat midi yarmış. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? 14 level, 15 level. Anladınız mı şimdi neden o 20. dakikadan önce inhibitör açılmazmış? Orayı şunu kırıp bıraksalardı var ya, bambaşka bir senaryo olurdu. İşte oyun bilgisi burada işe yarıyor arkadaşlar. Elmas Elo'da böyle bir şey göremezsiniz. Böyle yani yüksek Elo'da mesela Elmas 3'ün üzerinde. Adam açma o inhibitörü der, seni uyarır. Ama bunlar ne? Plat. Bunlar ne bilecek? Plat her şeyi bildiğini düşünen oyuncularla dolu. Elo boost'la dolu. Elmas'a boost atıp da düşmüş adamlarla dolu. Plat'ta bir sikim bilmiyor kimse.
Arkadaşlar bu çar çok güçlü, oynayın. Kesinlikle öneriyorum sizlere. Bak tek başıma belki alabilirim şu anda. Ay siktir, orada ward varmış. Onu nasıl da görmedim ya. Bayağı vuruyor çar. Malzar bizi dürtmeseydi. Aha aha. Ne yapacaksın şimdi? Bütün skill'lerin bitti. Benim takımım lütfen yardım, please please amına koyayım. Ulan bir kendimi feda ettim. Bütün hepsini öldürttüm, görüyor musunuz? Draven! Takımı oyun kazansın diye kendini feda ediyor. Böyle miydi? Unuttum ya, ne dediğini unuttum canım. Bir daha yapalım bari. Draven takımı kazansın diye kendini feda ediyor. Bayılıyorum bu manyak çara ya. Bak bak, Thresh ölecek ölecek. Niye bırakıyorsun? Niye bırakıyorsun? Niye bırakıyorsun? Alamaz onlar. İkisi de ölecek. Alamazlar ki. Alamazlar ki. Caitlyn, kafanı sikeyim Caitlyn. 30 IQ Caitlyn. Şimdi Baron'u onlar alabilir. Viego bot da bu arada, ben de çalabilirim saldırıyorlarsa şu anda. Viego bot da. İşte plat. Plat Elo'nun mallıkları abi. İki tarafta da mal mal hareketler görüyorsunuz. Soraka'ya vurdurdum al. Arkadaşını öldürüyordu. Şu Caitlyn'in kafasını sikeyim ben ya. Hem Baron hem 4. almış olsak şimdiye bittiydi. Gerçekten bitmişti. Kaisa botta. Adamlar oyunu kazanmaktan vazgeçmiş abi. O bot lane'de farm yapıyor mal mal. Şu Viego'yu bir ara oynamam gerekiyor. Skill'lerinin nasıl çalıştığını bilmediğim için hatalı oynuyorum sürekli. Adamı ultimle şey yapabileceğimi düşündüm. Uzaklaştırabileceğimi düşündüm. Adam direkt yok olup oraya spawn oluyormuş. Ben setin ultisi gibi zannettim. Böyle direkt o mesafeyi çar gidiyor diye düşündüm. Öyle değilmiş. Benim hatam. Karakteri bilmediğim için hiç oynamadım daha önce. Hiç oynamadım çünkü neyin nasıl çalıştığını bir öğrensen, hani tamam yeteneklerini biliyoruz, stun atıyor, biriktirip atıyor, bilmem ne yapıyor da hani ultisinin mekaniklerinin ne kadar ne olabileceğini, yani sınırlarını bilmiyorum yani, o da oynamadan öğrenilmiyor.
LoL'deki bütün karakterleri oynamışımdır ben. Bu yeni çıkanları hariç. Ya. Neyse oyunu birazcık bitirmeye oynayayım da. Bitirelim oyunu. Sohbet, muhabbet etmekten oyuna odaklanamadım ben. Kafayı veremedim. Dumba yine ayağıma tırmanıyor. Tövbeler olsun. Karnı çok acıkmış. Yani bir anda nasıl bu kadar burst demeyi çıkarıyorlar anlayabilmiş değilim ya. Ulti ataydım bari Kamil. Dokunulmaz oluyorsun ulti attığında. Ne attılar bana, ne vurdular? Viego denen göç contası mı çıkardı o kadar hasarı? Uçarı kesinlikle oynayıp denemem lazım ya. Lan set öldü öldü dirildi amına koyayım. Beş saniyesi var. Şunu almamız lazım. Ayıptır söylemez de sizin eşekliğiniz yani. O Caitlyn Baron'u bırakıp da 2-3 tane daha vurmadan gidip gitmesi kendinin eşekliğinden başka bir şey değil.
Kate oyunu sikti attı abi, benlik bir durum yok. Benlik bir durum yok, yapabileceğim bir şey yok. Baron'un nerede öldüğüne bakmadan mal gibi amına kodumun oğlu gidiyor ejderhaya, dördüncü ejderhaya. Yani şaka gibi arkadaşlar. Yani oradaki yediği bokun haddi hesabı yok ya, ayıptır söylemesi. Diyecek hiçbir şey yok ya. Cidden diyecek hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bazen böyle siktir boktan durumlarda olabiliyor yani.